Göbekli Tepe Haber Ajansımızdan herkese hayırlı geceler diliyoruz. Yine gündeme dair ne varsa sizlerleyiz. Bu akşamki yayınımızda da Şanlıurfa'nın gündemini, nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi Esum Saatçi. Arslan, hoş geldiniz. Merhabalar Fatma Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun, var olun. Pandemi süreçleri biliyorsunuz Şanlıurfa'da da biraz vahim geçiyor. Sizleri de etkilemiştir herhalde. Şöyle Fatma Hanım, tabii ben bir süredir özellikle Urfa'nın bu süreçteki başarısını takdir ediyordum. Son dönemde oldukça yükselen bir tablomuz var. Türkiye genelinde pandemi oldukça zor geçiyor tabii. Evet. Tüm dünyada zor geçiyor. Urfa bu anlamda iyi de gidiyordu ama son süreçte maalesef Türkiye'nin yayılım açısından ilk 5'te yer alan illerinden biriyiz. Ben inanıyorum ki Urfalı bugüne kadar gösterdiği hassasiyeti bundan sonra da gösterecek. Özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak bu süreci atlatacağız diye inanıyorum. Buradan İnşallah. Sizin vasıtanızla da çağrıda bulunmuş olalım. Aynen. Yakında da Kurban Bayramı var. Biz sarılmayı, kucaklaşmayı, çok el seviyoruz. Öpmeyi seven bir milletiz. Bu süreçte biraz mesafeli duracağız ve inşallah yakın zamanda atlatırız diye temenni ediyorum. İnşallah, çünkü bu sıralar hakikaten gündemin nabzında olan bir durum. İnşallah bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatırız dediğiniz gibi. Bu arada söze başlarken şunu da söylemek istiyorum. Yarın basın bayramı. Evet, evet. Buradan sizin vasıtanızla özgür olan, tek yönlü değil, her sese yer veren, emek veren ve vatandaşımıza, halkımıza haber alma özgürlüğünü tanıyan tüm basın mensuplarının basın bayramını kutluyorum. Sizin vasıtanıza bir gün önceden kutlamış olayım. Çok teşekkür ederim. Ben de onların adını almış olayım. Çok sağ olun. Çok nazikçe oldu gerçekten. Estağfurullah. Bazen hakikaten değer istiyor gazeteciler, özellikle bizim için çok kıymetli basın mensupları. Hatta şu da çok mühim. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan basının özgürleşmesinin ne kadar önemli olduğunu her seferinde çok ciddi vurguluyor. Biz de bu anlamda gerçekten basının sessiz kaldığı, konuşamadığı, söyleyemediği ortamda hem ilerlemenin olmayacağına inanıyoruz. Kesinlikle. Hem de değerlerin geriye doğru gideceğine inanıyoruz. Bu vesileyle basın bayramını kutluyorum tüm basın mensuplarını. Çok teşekkür ederim. Ben almış olayım arkadaşlarım. Öyle olsun. Çok sağ olun. O zaman sorularla başlayalım mı? Tabii ki. Örgütlenmede ne durumdasınız? Mart ayında kuruldunuz. Yarın seçim olsa girebilecek durumda mı Deva Partisi? Teşkilatları ne durumda? Yani bunları bir özetleyebilir misiniz? Tabii. Demokrasi ve Atılım Partisi 9 Mart'ta resmen kuruluşunu ilan etti. Evet. Ve bir tesadüfle Türkiye'de pandeminin ilk vakası o gün açıklandı ve biz partinin kuruluşuyla beraber bir karantina sürecine girdik. Bu süreçte bizim için avantaj oldu. Şöyle ki, teşkilat çalışmalarını teknoloji vasıtasıyla tüm hızıyla ilerlettik. Hatta şu çok önemli, Deva Partisi kurulan ilk dijital parti olma özelliğini taşıdı. Öyle mi? Evet. Türkiye genelinde ortalama 100 bin kişi. Yani bu çok önemli bir şey Fatma Hanım. Çünkü biri yere gidip bir şey için müracaat etmek veya orada tanıdığı biri olmak olması insanı rahat hissettiriyor. Ama biz internet üzerinden aldık müracaatlarımızı. Çok iyi. Ve Türkiye genelinde 100 bine yakın insan Deva Partisi'nin teşkilatlarında bizimle beraber çalışmak istediğini beyan etti. Ve pandemi sürecinde biz bu müracaatları Türkiye'deki tüm kurucularımızla beraber bölgelere ayrılarak değerlendirdik. İnternet müracaatları üzerinden pozitif olarak gördüğümüz, diğerleri negatif olduğu için söylemiyorum ama dikkat çeken ve bizim için dikkate değer olan adaylarla Zoom platformu üzerinden yüz yüze görüşmeler yaptık. Ve
Bugün itibariyle Türkiye genelinde 53 tane ilimizde il başkanımızı atamış bulunmaktayız. Şu anda, evet, mevcut durumda. Urfa da bu illerden bir tanesi. Hatta Urfa ilk atanan illerden bir tanesi. İlk gün atanan illerden bir tanesi. Dolayısıyla Türkiye genelinde şu anda 53 il, il başkanlığı ve kurucu heyet düzeyinde atanmış durumda. Deva Partisi'nin diğer partilerden önemli bir farkı var. Nedir bu fark? Evet. Genelde bugüne kadar gördüğümüz bir ilde il başkanı ataması yapılır. İl başkanı atandığı ilde yönetimini kurar, ilçe yönetimlerini, ilçe başkanlarını kurar ve genel merkezle iletişimde olur. Biz tüzüğümüzde de yer alıyor bu yapacağım açıklama. Bir ili bir kişinin değil, bir kurucu heyetin kurgulaması gerektiğini düşündük. Ve tüm illerde o ili ve ilçeleri yapılandırmak için bir kurucu heyet ataması yaptık. Bu ilk defa oluyor. Evet. Urfa'da da malumunuz Ahmet Tüysüz Bey ve beraberinde Ömer Yılan, Fehime Çoban, Abdülhamit Karakeçili, Davut Seyitoğlu, İbrahim Asoğlu, kusura bakmayın, hepsini çok yakın tanıyorum, evet, ama gözden kaçırdığım kimse olmasın, tabii, diye. Kurucu heyet olarak Ahmet Tüysüz Beyefendi ile atandı. Hepsi ayrı ayrı çok kıymetli. Ve şu anda Urfa ile beraber 53 ilde de kurucu heyetlerimiz tüm Türkiye'nin teşkilatlanma yapısı için hazır, çalışıyorlar. Evet. Evet, çok güzel. Hayırlı olsun o zaman. Sağ olun. İnşallah. Yalnız şu, evet, şunu söylemek gerekiyor bu noktada. Evet. Bizim parti olarak en önemsediğimiz şey... Evet. Temsil noktasında kadının da yer alması. Tabii. Deva Partisi'nin sürekli dile getirdiği, partimizin sürekli dile getirdiği ve bizim de bu konuyu çok önemsediğimizi bir kere daha sizinle ifade etmek gerekirse, mesela kurucu heyette Fehime Çoban arkadaşımız var. Ve muhakkak bir kurucu heyette bir kadının olması gerektiği konusunda sürekli vurguluyoruz. Hatta bizim oran olarak kadının temsili noktasında kesin bir kararımız var. Evet. İllerde ve ilçe yönetiminde %35 kadın oranıyla kuruyoruz illeri. Hem il yönetiminde hem ilçe yönetimlerinde kadının temsili %35 oranında. Çok iyi. Burada o zaman Şanlıurfa'da da bu yönde talep var. Türkiye'deki bütün illerde ama şu bir gerçek, talep konusunu değerlendirmek lazım. Hatta kadınlarımızı cesaretlendirmek lazım. Evet, evet, evet. Biz belki bu konuda hani benim çok çabam da var. Tüm Türkiye'de kadınlarımızın çok çabası var. Buradan sizin vasıtanızla tüm kadınlarımıza çağrıda da bulunuyorum. Evet. Deva Partisi kadının siyasette olmasını anlamlı kılan ve kadınlarımızla anlamlı olacağına inanan bir parti. Ve bütün kadınlarımızı Deva Partisi'nde siyaset yapmak için davet ediyorum. Hadi inşallah diyelim yani. İnşallah. Bir kadın olarak da tabii ki çok isteriz. Her zaman arkanızdayız bu yönde. Evet, buradan yorumlarımıza devam edeyim. Osman'ın. Sanırım sorunuzu tam olarak yanıtladım. Seçime girecek misiniz gibi bir soruyla bitirdiniz galiba. Özetler misiniz demiştik. Deva Partisi malum her şey normal giderse Türkiye 2023'te bir seçimle karşılaşacak. Normal şartlar altında süreç böyle görünüyor. Dolayısıyla biz şu anda mevcut durumumuzda zaten Türkiye'de 81 vilayetin yarısından fazlasını il başkanı ve kurucu heyet düzeyinde atamış durumdayız. Yasal olarak da atanan illerde, atama yapılan illerde teşkilatların da belli oranlarda atanmasıyla seçime girme hakkını kazanıyoruz. Evet. Normal şartlar altında Deva Partisi seçime girecek. Bunun aksi şu anda pek düşünülmüyor ama bununla ilgili malumunuzdur belki yakın zamanda bir erken seçim, bir baskın seçim gündemleri de konuşuldu. Gündemde, evet. Açıkçası biz böyle bir beklenti içerisinde değiliz. Deva Partisi 2021'de yapılacak herhangi bir seçime zaten normal şartlarda girebilecek. Ama beklentimiz bir erken seçimin olması yönünde değil Fatma Hanım. Teşekkür ederim. Bu arada vatandaşlarımız yorumlar yazıyor ki yazın buradan biz elimizden geldiğince okuyacağız.
Arada bir onlara da göz atayım. Tabii ki. Sonra Fatma Hanım niye okumadınız diye sitem ediyorlar ister istemez. Siverekli Şanlı, Esum Hanım'ı özellikle Urfa yönetiminde görmek istiyoruz demiş. Biz Urfa yönetimini kurucu heyet arkadaşlarımızla birlikte kurguluyoruz. Onlar bu konuda çok çaba harcıyorlar. Ben tabii Deva Partisi'nin kurucular kurulu üyesiyim. Dolayısıyla il yönetimindeki herkes partimizi ve dolayısıyla hepimizi temsil ediyor. Teşekkür ediyorum temennileri için. Ama biz de tabii ki bir yönetim kurulu üyesi gibi şehrimiz için çalışacağız. Endişeleri olmasın. Biz bütünüz diyorsunuz tabii yani ki. Değil mi Esma Hanım? Yani Urfa'da bizim Müfit Yetkin kurucular kurulu üyemiz. Evet. Benle beraber ve il başkanımız, kurucu heyetimiz, bundan sonra atanacak ilçe başkanlarımız, yönetim kurullarımız hep beraber bir ekibiz ve Deva Partisi Urfa'da çok güçlü olacak. Ben buna inanıyorum. Hakkınızda iyisiniz inşallah. Evet, birkaç yorum daha okuyayım Esma Hanım. Remzi Can, iyi akşamlar dilerim başkan. Hayırlı cumalar olsun demiş. Baran Kolbüken, başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Baran Kolbüken yine haberinpeşinde.com ailesi olarak başarılar diliyormuş çok ayrıca. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Evet, Yakup Şeşen, partimiz hayırlı olsun, bol şanslar demiş. Teşekkür ediyoruz, sağ güzel olun. Güzel böyle talepler, çok güzel. Mahmut Çepoğlu, genel başkanı canlı yayındayken böyle bir program yapmak olur mu demiş. Buna hemen cevap verelim. Zaten onu bekledi Esma Hanım, emin olun. O yüzden geciktik. Siz gene verin cevabı. Bugün normalde programımız saat 9'daydı. Evet. Biz programı iptal etmek için de yarına iptal etmek için de görüştük. Evet. Fakat yayını haberdar ettiğimiz için vatandaşlarımızın bir saat öteleyerek en azından programı beraber izliyorduk. Siz de fark ettiniz. Evet. Zaten 9'daydı programımız. Onu aldık. Bu yüzden onu aldık. Artı şunu da söyleyeyim. Şimdi, artık biliyorsunuz biz Mahmut Bey internetten yayın yaptığımız kesinlikle için lütfen genel başkanımızı dinlesinler. Çünkü muhtemelen benzer şeyler söyleyeceğiz. Evet. Urfa özelindekiler hariç. Sonrasında internetten tekrarını da izleyebilirler. Kesinlikle ve o yüzden saatimiz ona bir değişiklik yaptık. Bey. Ona çektik. Kesinlikle. Evet. Valla Türkiye'de Siverekli Şanlı yine son bir yorum daha okuyayım. Türkiye'deki hidroelektrik santrallerinde üretilen enerjinin %20'sini tek başına karşılayacak seviyededir. Ne düşünüyorsunuz demiş. İsterseniz güzel enerji insanlar konusunu konuşacağız orada beraberinde toparlayalım. Aynen. Evet. Biz şimdi diğer bir sorumuza geçelim Esma Hanım. Deva Partisi kuruldu. Beklediğiniz rüzgarı arkanıza aldığınızı düşünüyor musunuz? Evet. Deva Partisi 9 Mart'ta kuruldu resmen. Ve partimizin kurulduğu bugünden, o günden bugüne hatta ve hatta Deva Partisi kurulmadan çok önce, yani bir yıl öncesine kadar neredeyse insanların merakla beklediğini ben biliyorum. Sahada da karşılaştığımız yorumlar bu yönde. Henüz bir seçim ortamı yok. Ve Deva Partisi teşkilatlanmaya yeni başladı. Buna rağmen görüşmelerimizde, ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın gerçekten çok pozitif bir ilgisiyle karşılaşıyoruz. Bu bir rüzgar mıdır, değil midir? Açıkçası bunu vatandaşımız takdir edecek. Ama ben şunu biliyorum, sahada çalışan biri olarak söyleyebilirim bunu. Teveccüh noktasında çok mutlu olacağımız tepkilerle karşılaşıyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Yani beklediğiniz gibi mi yoksa üzeri mi? Bence şu an için Deva Partisi kendi beklentileri gibi ilerliyor ve beklentilerin çok üzerine çıkacağına da inanıyorum. Hadi hayırlısı ol inşallah. İnşallah. Bir diğer soruya geçeyim Esma Hanım. Geçtiğimiz haftalarda Deva Partisi il başkanı olarak eski baro başkanı, avukat Ahmet Tüysüz ismi açıklandı. Siz atanan ismi nasıl buluyorsunuz? Evet. Şöyle Fatma Hanımcığım, biz teşkilat çalışmalarımıza başladığımızda Türkiye'nin her yerinde kurucu heyetlerimiz oluştu. Yani o illere atanacak kurucu heyeti belirleyecek ve il başkanlarını belirleyecek teşkilat komisyonlarımız var. Evet. Urfa 17. bölge komisyonuna dahil illerimizden biriydi. Ben de bu komisyonda görev yapan bir kurucuyum. Yani Urfa, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'in
görüşmelerinin yapıldığı ve atamasına karar verilen komisyon 17. Teşkilat Komisyonu'ydu. Mehmet Emin Ekmen Başkanlığı'nda, Sayın Mehmet Emin Ekmen Başkanlığı'nda ben, Kerem Altun, Alper Akalın ve Bekir Sıtkı Aslan'dan oluşan bir heyetiz biz. Ama Urfa üzerinde şöyle bir şey de yaptık. Ortak akla çok önem verdiğimiz için kıymetli kurucularımızdan Müfit Yetkin Urfalı olduğu için bizim teşkilat çalışmalarımıza da katıldı. Normalde 17. komisyon üyesi değil ama biz onun da katılmasının çok uygun olacağını düşündük. Ve bir ortak akılla çalışma yaptık. Müracaatlar değerlendirildi, mülakatlar yapıldı. Ve son kertede geldiğimizde Sayın Ahmet Tüysüz'le ilgili kanaat ortak bir akılla oluştu. Sayın Genel Başkanımız, üst kurul üyeleri ve bizim çalışmalarımızın sonucunda da. Yani aslında zaten bu teşkilat komisyonu bizim de dahil olduğumuz bir ortak akılla karar verdi. Ahmet Tüysüz Beyefendi'nin olması hepimizi çok tabii ki mutlu etti. Çünkü Ahmet Bey gerçekten liyakat sahibi. Siyaseten daha önce herhangi bir bagajı olmayan, genç, dinamik bir hukukçu. Onunla beraber kurucu heyetimizde çok genç, çok dinamik arkadaşlarımız var. Yani enerjileri görüştüğünüz zaman zaten size yansıyor. Dolayısıyla Ahmet Bey'le ilgili görüşüm çok olumludur. Biz de Urfalı kurucular olarak ekibimizin, kurucu heyetimizin, başkanımızın yanındayız. Biz onlarla güçleneceğiz. Bizi onlar temsil ediyor. Ve şimdiden iyi temennilerimizi iletiyoruz. Bu temenni düzeyinde değil. Biz de onlarla beraber bir teşkilat mensubu olarak her zaman çalışacağız ve yanlarındayız. Hadi bakalım inşallah. Birkaç yorum da alayım Esma Hanım. Evet. VC Kran hayırlı yayınlar demiş. Halit Kutluca iyi akşamlar. Harran ilçe başkanı ne zaman açıklanacak? Evet. Harran, Akçakale, Hiranşehir, Ceylanpınar, Bozova, Suruç, Birecik, Halfeti, merkez ilçelerimiz hepsi şu anda görüşme halinde olduğumuz ilçeler. Çok yakın zamanda tahmin ediyorum ki günlerle ifade edebiliriz. 5 ilçemizi hemen tayin edeceğiz. Bu süreç çok uzamayacak. ve tahmin ediyorum ki çok yakın zamanda ilçeler ve ilçe yönetimleri, il yönetimimiz dahil Urfa'yı tas tamam bir teşkilatlanma yapısına kavuşturacağız. İl başkanımız ve kurucu heyetimizle beraber. Sonrasında da var gücümüzle çalışacağız ama yakın zamanda. Bugün yakın. Özelden de bana sormuşlar. Esma Hanım'a konuk alıyorsunuz. Bunu sorar mısınız? Çok merak ediyoruz. Tabii seve diye. Seve cevaplıyorum ben de. Çok yakında diyoruz. Çok yakında ilçeler inşallah açıklanacak. Şu an il başkanımız Ahmet Tüysüz Beyefendi ve kurucu heyetimiz talepleri de alıyorlar. Bu anlamda tekrar söyleyeyim, kadınlar bizim için çok kıymetli. Bu bölgede kadın çok kıymetli, Fatma Hanım. Evet, ve bunun ön plana çıkması da bence şunu söylemek lazım. Çok güzel. Anadolu'da kadının yeri ve durduğu yer aslında çok kıymetlidir. Çok. Bizim son zamanlarda duyduğumuz acı haberler hepimizi derinden etkiliyor. Ben de bir kadın olarak çok üzüntü duyuyorum ama bu bölgede yani Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Anadolu topraklarında kadının bambaşka bir yeri var. Hatta bilir misiniz bilmiyorum. Kadın büyük bir kavganın ortasında kalıp başörtüsünü çıkarıp yere attığında o büyük kavga dururdu. Hala da kadının bir böyle bir misyonu var. Evet, kadına karşı böyle bir saygı var. Biz kadınlarımızı çok önemseyen bir toplumuz aslında. Yani derinlerine baktığınızda burası feodal yapının güçlü olduğu bir yer ama aslında feodal yapıda da kadınlar karar merciindedir. Evet. Dolayısıyla biz de partimizin bu teşkilatlanma sürecinde taleplerin kadınlar yönünde de çok yoğun olmasını istiyoruz. İnşallah. Bu konuda da araştırmalarımız ve talep toplamalarımız devam ediyor. Kurucu heyetimiz ve Ahmet Bey bu anlamda oldukça hassas çalışıyorlar. Ay çok iyi. Çok çok iyi. Yani şahsi görüşüm. Teşekkür açıkçası. Ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bir diğer soruya geçeyim. Esma Hanım. Koronavirüs Şanlıurfa'da pik yapmış. Aslında biz biraz evvel girişte biz bunu belirtmiştik. Sizin hani etkiledi mi diyor çalışmalarınızı ama şöyle, zaten girişi öyle başlamıştık. Ama bu burada belki şu isterseniz. Kısmı önemli.
Türkiye'de bir süredir zaten devam eden bir ekonomik darboğaz vardı. Evet. Ve bu darboğazda, bu süreçte üzerine bir de sokağa çıkma yasağıyla, mesafe koruma tedbirleriyle ve insanlarımızın tabii ki toplu yerlere gitme konusundaki tedirginlikleriyle beraber esnafımız çok zarar gördü. Günübirlik çalışanlar, yevmiye ile çalışanlar ve esnaflarımız o sirkülasyonun çalışmamasından dolayı ciddi sıkıntılar yaşadılar. Ve maalesef derinden etkilenen, borcu olanların bir kat daha derinleşen sıkıntılarını gördük. Belki şu anda nispeten bir hareketlilik başladı ama ekonomik olarak bu yaşadığımız sarsıntıyı atlatmamız çok güç. Ve gezdiğiniz zaman sokakta çok çabuk iş yerlerinin kapanıp yenilerinin açıldığını görüyorsunuz. Bu da aslında sürdürülebilir olmanın ortadan kalktığını gösteriyor. Bu süreç aslında pandemi süreci en çok esnafı ve yevmiye ile çalışanları etkiledi. Henüz bununla ilgili ciddi bir politika da üretilmiş değil. Ben bu açıdan çok üzüntülüyüm ve günde neredeyse mübalağasız 10-15 kişi, oğlum işsiz, ben işsizim, çalıştığım iş yeri kapandı, eşimle sorun yaşıyorum, çocuklarımın nafakasını getiremiyorum gibi çok üzücü yorumlarla karşılaşıyoruz. Belki de pandeminin en büyük sıkıntısı bu. Yani biz sürdürülebilir bir ticari durumda değiliz şu anda. Bu bir an evvel toparlanmalı ve bir ekonomik politika ile yapılmalı. Bu borcu borçla kapatarak, kredi destekleriyle kolay kolay toparlanacak bir süreç değil. Hatta krizin de derinleşmesine yol açabilir bu. Beklentimiz bu süreçte bir topyekün ekonomik mücadeleyle kapanan iş yerlerine, iş yerlerinin sahiplerine, günübirlik çalışanlara ciddi desteklerin verilmesi ve bu bir plan dahilinde yapılmalı. Bu aklımıza geldi, yaptık, oldu gibi bir politikayla yapılmamalı. Evet, özellikle dediğiniz gibi toplu yerler, kafeler, lokantalar. Evet, ciddi ama biz mesafe, maske ve temizliğe çok dikkat etmeliyiz. En çok ona önem verdiğim için zaten direkt ilk baş onunla başlıyorum şahsen. Sorun da olduğunu şahsen kaçırmışız buradan. Hayırlısı olur, inşallah daha çok dikkat ederiz. İnşallah. Sağlığımız için diyelim. Tekrar birkaç yorum alayım. İbrahim Abu Mahmut, bu TEDAŞ'çı dilenci olacağım, borcumu kapatmak için. Aslında bu da sorumuz da var herhalde. Evet, TEDAŞ'la ilgili biliyorsunuz. Elektrik dağıtım şirketiyle ilgili ciddi sıkıntılar var. İsterseniz yeri gelmişken konuşalım da. Sorumuz da var, evet. ama isterseniz konuşabiliriz. Şu an okuyayım mı yoruma şimdi vatandaşta? Siz nasıl uygun görürseniz. İsterseniz bir okuyayım. Bu TEDAŞ dilenci olacağım borcumu kapatmak için. Başka çarem kalmadı. 6 çocuğum var. Toplam 9 kişilik bir aileyiz. Büyük çocuğum 7 yaşında, 55 dönemden tarlam var. 2019'da borcum var. 55 dönem için 55 bin milyar sözde tüketmiş. Size soruyorum. 55 dönemden elde ne kalır? 55 dönümden arazi. Dönümden, evet. Bana bir herhalde dönüm olarak yazmış. Bana bir söyleseniz nereye gideyim? Bu aileye ne iş yaparlar, ne yapayım, ne edeyim? Bir şöyle demek istiyor demiş. Fatma Hanım. İsmi neydi izleyicimiz? İbrahim Abu Mahmut. İbrahim yani Abu yakınıyor ister istemez. Çiftçilerimizin bu sıra aslında çok söylemek istediğini ben çok iyi anladım. Çünkü bu sorun sürekli meşgul olduğumuz bir sorun. Malumunuz Urfa Tarım'ın başkenti. Biz Harran Ovası gibi çok büyük ve çok verimli topraklara sahibiz. Bunun yanında Urfa'nın her yeri çok kıymetli. Çok kıymetli gerçekten. Ve tarım verimli açısından gerçekten dünyanın göz bebeği. Aynen. Şu anda da mısır ve tarımın sulanması gereken bir dönemdeyiz. Bizim çiftçimizin en büyük sorunu yüksek tüketim bedelleri. Elektrikte yüksek tüketim bedelleri.
Evet. Ve elektrik kesintileri. Hı-hı. Yani hasatları yerde. Eğer mısır ve pamuk şu anda sulanamazsa mamul alınamayacak. Hı-hı. Ve çok yüksek tüketim bedelleriyle karşı karşıyalar. Evet. Tabii takip ettiniz mi bilmiyorum ama yakın zamanda CHP milletvekilleri Harran'da haberimize taşıdık. Bir ziyarette bulundular. Evet. Çiftçilerimiz çok ciddi yakarışlarda bulundu. Hatta yakın zamanda Kılıçdaroğlu grup toplantısında da belirtti. Bir milletvekiline sitemde bulundu. İşin aslı şu Fatma Hanım. Evet. 2010 yılında elektrik dağıtım şirketleri özelleşti. Evet. Ve o gün, yani özelleştiği günden bugüne kadar tabloya baktığımızda gerçekten vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Hı-hı. Nasıl bir vahim tablo? Türkiye'de elektrik dağıtım şirketinin özelleşmesi sırasında devletin elektriği satış bedeli bir barem olarak belirlendi. Hı-hı. Ve taahhüt olarak bu dağıtım şirketine devlet şunu söyledi. Özelleştirme taahhüdü olarak söyledi. Dedi ki ben Mardin, Urfa bu bölgede elektriği eğer bedeli 10 liraysa sana 5 liraya satacağım. Özelleştirdiği şirkete bu taahhütte bulundu. Bunun sebebi de kaçaktaki oranı kapatmak ve kaçaktan dolayı zararını engellemekti. Şirketle böyle bir taahhüt anlaşması yaptı. Bu taahhüt anlaşmasını da sürece şöyle yaydılar. Her yıl kaçak oranını %5 azaltacağına dair yine devlet bir taahhütte bulundu. Bugün itibariyle %50 olarak başlayan kaçak oranı %16 küsüre düşmüş durumda. Yani kaçak oranı Urfa'da ortalama %35 oranında düşmüş. Evet. İlk özelleştiği tarihten bugüne kadar. Ama devletin taahhütü, yani dağıtım şirketine taahhütü %20 oranında kalmış. Yani aslında şu andaki kaçak devletin taahhüdünün de altında. Bu ne demek? Biz aslında şu anda bu özelleşen şirkete verdiğimiz taahhüdün fazlasını yerine getirmişiz. Ama maalesef bu elektrik dağıtım şirketi jandarmayla çiftçimizin tarlasına gidip bir takım sıkıntılar yaşıyor ve yaşatıyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu Fatma Hanım. Çiftçi zaten yanlış tarım politikaları, bununla beraber yanlış tarım politikalarıyla beraber arz talep dengesinin kurulamaması, hatta bunun da yanında Urfa tarımın başkenti olmasına rağmen sürekli dışa verdiğimiz tarım işçilerimiz, dışa göç olarak verdiğimiz ve acılar içinde izlediğimiz her yıl tarım işçilerinin yollarda ölmesi vakalarıyla mücadele ediyor. En sonunda Bozova olayımız vardı. Bütün bunlara baktığımız zaman siz çiftçinin mısırı, pamuğu yerdeyken elektrik kesintisiyle tehdit ederseniz, hatta bunu da yaparsanız ve çiftçi ekinini sulayamazsa bunun sonucu ki şu andaki ekonomiyi ayakta tutabilecek ve en çok ihtiyacımız olan şey tarımsal ürünler. Resmen göz göre göre çiftçimizi yok etmek anlamına geliyor. Tabii bir takım konuşmalar yapılıyor. Biz işte DEDAŞ'ın genel müdürüyle, elektrik dağıtım şirketleriyle, milletvekilleriyle görüşüyoruz. Hepimiz görüşüyoruz. Bu sefer çözeceğiz gibi çok konuşmalar gördük Fatma Hanım. Hatta size şunu söyleyeyim. En son görüşme 2019 7 Ekim tarihinde bütün milletvekillerinin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar gitmesi düzeyinde görüşmeler yapıldı. Yani burada hatta size tarihlerini de söyleyebilirim. Zeynel Abidin Beyazgül 12 Eylül 2019 tarihinde DEDAŞ yetkilileriyle görüşmüş. Ahmet Eşref Bakıbaba 3 Ağustos 2017 tarihinde Şanlıurfa'nın elektrik sorununa el attı denildi ama sorun hala çözülmedi. Faruk Çelik Bey 12 Eylül 2019 tarihinde yaptığı açıklamayla TEDAŞ'ın kendilerine tuzak kurduğunu söyledi gibi. Yani bu en üst düzeyde artık görüşmeler yapıldı.
Şimdi size soruyorum Fatma Hanım. Siz bana soruyorsunuz ama ben de size sorayım. Tabii ki bir gazeteciyim, cevaplamaya çalışacağım. 18 evet. yıldır zaten devam eden bir süreç var. Hı-hı. Ve iktidar partisine en yüksek desteği veren illerden biri de Şanlıurfa. Evet. 18 yıldır ki en son Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan görüşmeye rağmen bugün biz hala tarlada mısırın, pamuğun sulamasıyla ilgili çözümü bir görüşmeyle çözeceğimizi söylediğimizde açıkçası ben bir vatandaş olarak bundan önce nasıl çözülmediyse bu görüşmelerde öyle çözülemeyecek gibi bir inanca sahibim. Tabii bunu söylerken hani bir şeyi buradan tahminde bulunup böyle olur gibi bir kahinlik de yapmıyorum açıkçası. Bunun için argümanlarımız da var. Evet. Nedir bu argümanlar? TEDAŞ'ın, DEDAŞ'ın yani elektrik dağıtım şirketlerinin bir kere altyapı sorunlarını çözemediğini biz biliyoruz. Yerel seçimlerden sonra Urfa'ya büyük bir trafo geldi, hatırlıyor musunuz? Ve elektrik sorunları çözülecek dendi. Evet. Şu anda aynı oranda belki de artarak devam eden bir elektrik problemimiz var. Açıkçası ben burada çiftçinin tarafındayım. Ben vatandaşın tarafındayım ve bakıyorum. Diyorum ki en üst düzeyde yapılan görüşmelere rağmen bu sorun çözülemediyse bundan sonra genel müdürle, grup başkan vekilleriyle veya grup başkanlarıyla yapılan görüşmelerin ne kadar çözüm olacağı konusunda benim çok büyük endişelerim var. Ama bir an önce bu ne iktidar ne muhalefet bununla alakalı bir şey değil. Bu Urfa'nın sorunu. Hatta Urfa'nın değil, Türkiye'nin %42 pamuğunu üreten Urfa'nın sorunu aynı zamanda Türkiye'de pamuk adına önemli bir sorun. Neredeyse yarısını üreten bir şehirde, pamuğun yarısını üreten bir şehirde elektrik kesintilerinden dolayı pamuk üreten çiftçi şu anda hasadını sulayamıyor. Yani bu gerçekten ciddi boyutta bir problem. Urfa'nın sorunu değil, bu Türkiye'nin sorunu. Dolayısıyla biz artık görüşmeler beklemiyoruz. Oldukça yakın. Hatta yarın bu işin bir an önce çözülmesi lazım. Kesinlikle. Dolayısıyla bir beylik laflarla bu işi şunlarla görüşeceğiz, bu şekilde çözeceğiz laflarına artık hepimizin karnı tok. Ve bu süreçte bir an önce şu veya bu adreste görüşeceğiz değil, biz bu sorunları bu şekilde çözeceğiz gibi bir cevap bekliyoruz. Açıkçası bütün çiftçiler bu cevabı bekliyor. Yani az önceki soru aslında evet. bu konuyla alakalıydı. Bir de şöyle bir sorun var Fatma Hanım. Evet. Biliyorsunuz çiftçi destekleme alıyor. Bugün yine bir vatandaşımız bana şunu anlattı. Dedi ki biz destekleme alamıyoruz. Nasıl yani dedim. Elektrik borcumuzdan dolayı bloke geliyor. Tamam bunu da kabul ediyoruz ama gidiyoruz bir yetkiliye diyoruz ki benim tüketimim ne? Gelen desteklememin ne kadarı benim tüketimime gidiyor? Bununla ilgili bir açıklama da bulamıyoruz. Cevap alamıyorlar. Hiçbir cevap evet. alamıyoruz. Karşımızda bir muhatap bulamıyoruz. Bunların topyekün düşünüldüğünde çok acil bir şekilde, hatta yine yakın zamanda Harran'daki bu milletvekilleri ziyaretinde el yazısıyla müsvedde kağıtlara fatura keser hale gelmişiz. Evet, vekilimiz de buraya aldık, gösterdiler. Gösterdi, evet, canlı yayında evet, da göstermiş, evet. orada da gösterdiler. Yani bu ve benzeri bunlar, sorunlar evet. nasıl çözülecek? Bu iş nasıl hallolacak? Biz bu görüşmeyi yapıyoruz, ben cevap olarak kabul etmiyorum. Biz alt yapı sorununu şu vadede şu şekilde çözeceğiz. Biz sulamada kullanılan elektrik sorununu şu vadede şu şekilde çözeceğiz. Bugün acil olarak şunları çözeceğiz. Biz bu cevapları almak zorundayız. Aksi takdirde zaten bir sıkıntılı sürecimiz var. Az önce anlattığım gibi tarım ürünleri çeşitliliği, işçinin, tarım işçisinin sıkıntıları, çiftçinin sıkıntıları, yüksek maliyetler. Tüm bu sorunların yanına bir de üstüne böyle bir sorun eklenince hakikaten biz çiftçiye üretme diyoruz. Kendi ürünümüzü üretmediğimiz zaman da dışarıdan saman ithal eder hale geliyoruz Fatma Hanımcığım. Dolayısıyla biz artık hangi sorunu hangi vadede ve hangi şartlarda çözüleceğine dair görüşme tarihi veya görüşme kişileri değil bilgi bekliyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Tekrar yorumları okuyayım. Mertcan, sizi tebrik ediyorum. Mesum Aslan,
Siyasette kadınlarımız için idol haline gelmişsiniz. Estağfurullah. Duruşu, fikirleri ve düzgün siyasetiyle Urfa'ya ciddi katkılar sunacağınıza inanıyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Mehmet Şah Karahan, Esum Hanım, Siverek İlçe Başkanlığı'nı Serman Karahan abimize istek alıyoruz sanki ya. Şöyle, evet. Siverek tabii bizim çok evet. önemsediğimiz ilçelerimizden biri. Bütün ilçelerimiz bizim için çok önemli ama evet. Siverek büyük ilçelerimizden de biri. Evet, tabii. Şu anda talepleri alıyoruz ama henüz sonuçla alakalı aldığımız bir karar yok. En son il başkanımızla, istişaremizde bana verdiği bilgileri iletiyorum kurucu heyetimizle beraber. Evet. Henüz bir atamamız yok ama yakın zamanda Siverek'le ilgili de atamamız gerçekleşecek. İlçeler çok merak ediliyor Esma Hanım. Ben de merak ediyorum. Yani çok kişi ulaştı bana da özelden. Lütfen bunu sorun, çok merak. Bu da şunu ediyorum. Gösteriyor aslında takip Fatma Hanım. Mi gösteriyor bir, acaba? Bir, Deva Partisi'nin evet. merakla beklendiğini. İki, hı-hı. talebin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Evet. Bence şunu da gösteriyor. İl başkanımız ve kurucu heyetimiz hı-hı. bir teveccüh görüyor. Ve vatandaşlarımız inançla destekliyorlar ve görev almak için de sabırsızlanıyorlar. Evet, ben bu soruları onlara yoruyorum ve teşekkür ediyorum. Evet. Birkaç tane daha alayım. Tabii ki. Ahmet Ergün hayırlı cumalar demiş. Teşekkür ediyorum, hayırlı cumalar. Evet. Umut. Hiç çiftçiyi düşünen yok. Emin olun düşünülüyor, belirtiliyor. Bizler de belirtmeye çalışıyoruz. Düşünenler, benim dışında da düşünenler vardır. Evet. Hepimiz kara kara oturup düşünelim. Bu iş nasıl evet. olacak? İşte o düşünmede mi kaybediyoruz acaba? Çözüm yani üretmek gerekiyor. Siz bunu belirtiyorsunuz. Evet. Değil yani mi? Hep beraber düşünelim. Evet. Hadi hep beraber düşünelim. O şekilde ilerlemez bu iş. Hı-hı. Biz eğer bir de şunu duymak istiyoruz. Evet. Yani açık ve net evet. bir şekilde. Bu iş çözümsüzse bunu da duyalım. Siyaset duymak istemiyoruz. Biz hı-hı. bu işi çözemiyoruz. Şu sorunlardan dolayı çözemiyoruz. Başınızın çaresine bakın. Bu da netlik bir çözümdür. Yani en netlik. Azından evet. açık bir konuşmayla karşılaşmış oluruz. Ben size bir örnek vereyim yine evet. tarımla ilgili. Az önce benim birlikte çalışma arkadaşlarım var. Onlar bir tablo yaptılar. Bir vahim tablodan da bahsetmek istiyorum. 2002 yılında evet. bir ton pamukla 25 çeyrek altın alınıyormuş. 2002 yılında evet. 1 ton pamuk bedeliyle hı-hı. 25 tane çeyrek altın alınıyormuş. Evet. Bugün sadece 4 çeyrek altın alınabiliyor. Arada evet. 2002 yılında hı-hı. 1 ton fıstıkla 1 hı-hı. ton fıstıkla 94 çeyrek altın alınabiliyormuş. Evet. Bugün 22 çeyrek altın alınıyor. 2002 yılında 1 ton fındıkla 48 çeyrek altın alınırken bugün 27 çeyrek altın alınıyormuş. Şimdi burada vahim bir tablo daha var. Pamukta ton başına alım gücü 21 çeyrek altın düşmüş. Hı hı. Fıstıkta 72 çeyrek altın düşmüş. Fındıkta 21 çeyrek altın düşmüş. Evet. Şimdi aslında sadece pamuk değil, fıstık üreticisinde de bir sıkıntı evet, var. Evet, onu da yazmışlar zaten şu an yorumda ben görüyorum. Ben tahmin ettim çünkü, galiba. Aynen. Şöyle, aynen. Tabii bunun şeyle de alakası var. Evet. Fıstık borsasının evet. savunucularıyla fındık hı-hı. borsasının savunucuları farklı kitleler. Evet. Demek ki burada da bir sıkıntı yaşıyoruz ama hı-hı. genel olarak tarımsal ürünlere baktığımızda hı-hı. altın bazında değerlendirdiğimizde çok ciddi bir alım gücü düşüklüğüne de rastlıyoruz. Evet. Bu demek oluyor ki bizim tarımsal ürünlerimizin değeri artmıyor. Hı-hı. Bununla beraber dolar, altın, euro bandına baktığımızda orada ciddi hı-hı. bir artış var. Aslında bu tablo İşçinin ve emekçinin evet. aynı zamanda çiftçinin alım gücünün ne kadar düştüğünü de gösteriyor. Fındıkla fıstık arasındaki fark da evet. aynı zamanda o ürünleri savunan kitlelerin ne kadar savunabildiğini de gösteriyor. Evet. Yani aslında bu tablo bizim tarımda geldiğimiz noktanın apaçık resmi. Hı-hı. Yani bir ton pamuğun alım gücünde karşılığı, bir ton fıstığın alım gücünde karşılığını evet. net olarak gördüğümüz bir tablo. Evet. Şimdi buradan vatandaşımız yazmış, sürekli yazmış. Muhittin Çoban işte Esum Hanım belirttiği gibi fıstık üreticileri üvey evlat mıyız diye.
Aslında bunu söylemek istiyor i̇şte sizin... soruyu soran kişi. Aynen, Aynı zamanda bu sene bir de biliyorsunuz dolu felaketi oldu. Bozova tarafından. Evet, evet. Ve orada fıstık üreticisi ayrıca bir doğal afetle karşılaştı. Evet. Bu süreçte tabii biliyorsunuz her dönem yani özellikle yağışların yoğun olduğu dönemde dolu felaketi yaşanabiliyor. Bizim doludan sonra vah vah bize yazık oldu, ürünlerimizi dolu vurdu demek yerine yine bir tarım politikası olarak fıstık üreticisine destek olup doluya tedbir olsun diye üstlerine ağlar geriliyor. Yani bunu yine destek olarak yapmamız gerekiyor. Her sene dolu vurdu, mahvolduk diye demek yerine işçilerimizin zarar görmesi engellenip daha öncesinde yine bir tarım politikası olarak bunun uygulanması gerekiyor. Bu üretim aşamasında. Daha sonra rekolte ve fiyat belirlemede de fıstığa sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Teşekkürler. Rica ederim. Açıklama için. Ahmet Ergün Akçakale'den selam olsun demiş. Aleyküm selam. İsmet İsmail Kaya, kendi tarlamızda TEDAŞ'ın yanında kiracı yaptılar bize. Bu sıra inanın gündem bu. Çünkü üretici bu. Ekini ekti sulayamıyor. Aynen, gündem bu yani. O yüzden de dert yanıyorlar burada. Peki hızlı tren ne düşünüyorsunuz Esra Hanım? Evet. Bu konu da çok gündemde. Bu sıra gündemde olan bir konumuz. Gündemde olmasını... Vatandaşlar da bu konuyu hep merak ediyorlar. Biliyorsunuz komşumuz Gaziantep'te bizim aramızda sürekli böyle bir kıyaslama ve bir öykünme. Bizim öykünmemiz yani Şanlıurfa ilimizin bir öykünmesi söz konusudur. Çünkü planlama, sonuçlar bakımından oldukça programlı hareket eden illerimizden biri Gaziantep. Evet. Bu arada bizim komisyonumuzdaki illerimizden bir tanesi. Hızlı trenin Antep'e kadar gelmesi, ihalesinin yapılması ve sonuçlanması. Urfa'da ise ÇED raporunun henüz talep edilmesi ve bu sürecin yeni başlamış olmasından kaynaklı. Haklı olarak bir de biliyorsunuz Urfa'ya ulaşımla ilgili çok ciddi bir sorun var. Uçak sayıları, havaalanının olduğu yerin mesafesi, sefer sayılarının yetersizliği gibi birçok sorun var. Hızlı trende ulaşımda oldukça avantajlı ulaşım araçlarından bir tanesi. Tabii bu süreçte Urfa'ya kadar gelmeyişi tartışma konusu. Gündemdeki konulardan biri de bu. Maalesef biz ÇED raporuna henüz Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz için ufukta biraz benim umudum yok hızlı trenle ilgili süreçte. Çünkü bugünden yarına karar verilecek bir şey değil. Biliyorsunuz biz de raylı sistemlerle ilgili çok uzun süredir beklentiler var ama sonuçlanmadı. Hızlı trenle ilgili de benim yakın vadede bir umudum yok Urfa'ya ulaşmasıyla ilgili. Böyle mi düşünüyorsunuz? Evet, böyle düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Rica ederim. Tekrar Boran, Kolbüken, Fatma Hanım öncelikle program yaptığınız için teşekkür ediyoruz. Esum Hanım'a tekrardan başarılar diliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Başarılar çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sağ olsunlar. Ümitli olan ben şunu söyleyeyim Fatma Hanım, Deva Partisi'nin, partimizin çok önemli bir özelliğini dile getirmek istiyorum. Bunu Sayın Genel Başkanımız da sürekli dile getiriyor ve bütün kurucularımız da hepimiz de çok mutluyuz bu süreçten. Bizim gençlerle iletişimimiz çok iyi. Evet. Partimizin iletişimi çok iyi. Evet. Ben de seçim sürecinde çok yakın iletişim kurdum gençlerimizle. Belki öğretmen olmamla ilgilidir. Evet. O çok önemli. Yani evet, hep arkadaş olmaya çalıştım aslında. Hala da kendimi genç hissediyorum. Yani onlardan biriyim bence. Evet. Dolayısıyla bu yorumlar ve bu iletişim beni çok mutlu ediyor. Sağ olsunlar. İnşallah. Eğitimci olarak hakikaten önemli bir nokta. Gençlere bakış. Tabii hani ki. Kendim de bir eğitimci olduğum için direkt empati kurabiliyorum. Tabii. Peki YKS bir hafta sonra açıklanacak. Sanırım bir hafta. Ne düşünüyorsunuz? Şanlıurfa'da eğitimi nasıl görüyorsunuz? Hani ben sizin yorumlarınızı alayım da. Çünkü ben de bakış açımda inşallah belirtmek isteyeceğim size. Belki Urfa özelini de konuşalım ama Türkiye'deki eğitim sistemiyle ilgili de birkaç söz söyleyeyim müsaadeniz olursa. Evet.
Geçen yıla kadar Urfa'nın sınav sonuçlarında iller bazında sıralamasını ilan etme konusunda bir tedbir alındı ve biz sınav sonuçlarında sıralama ile ilgili pek bir bilgi alamıyoruz. Ama dezavantajlı bir il olduğumuzu biliyorum ben. 6 yıl burada bir okul yöneticisi, aynı zamanda öğretmen kimliğimi hiç kaybetmeden çalıştım. Bu çok önemli. Evet. Ve 2003 yılından itibaren de öğretmenlik yapmaya başladım. O zaman öğrenciydim. Şöyle görüyorum Fatma Hanım, Urfa'da aslında eğitim sorunu öğrencilerimizle ilgili bir sorun değil. Öğretmenlerimizle ilgili bir sorun demek istemiyorum ama onlarla da %100 ilgili bir sorun değil. Bizim genel olarak bilinç düzeyimiz, eğitime bakış açımız, bu işe verdiğimiz önemle ilgili bir sıkıntımız var. Aynı zamanda nüfusa oranla sınıf mevcutları ve sınıf sayılarına baktığımız zaman kalabalık sınıflarda eğitim görmek zorunda kalan öğrencilerimiz var. Yeni düzenlemelerle bu konuda bir takım iyi gelişmeler oldu ama çok fazla öğretmen sirkülasyonumuz da vardı yakın zamana kadar. Yani bir çocuk birinci sınıfa başladığında öğretmeniyle dördüncü sınıfa kadar devam edemiyordu maalesef. Bir sirkülasyon da vardı. Bu da çok önemli. Öğretmenin yöntem ve tekniğini alışınca çocuk. Gibi böyle sıralayabileceğimiz çok uzun bir liste var. Ama baktığınız zaman okuma oranı, kitap okuma oranı olarak da çok ciddi anlamda sıkıntılarımız var. Yani yeni sınav sisteminde hem liseye geçiş sınavında hem de üniversite sınavlarında çocuğun çok şey bilmesinden ziyade bilgiyi yorumlayabilmesi, okuyabilmesi, okuduğunu anlayabilmesi çok önemli. Çıkıyor. Yani öğretmenlik yaptığım süreç boyunca ve şu anda da ders çalış demek yerine kitap okumaya yönlendirmeyi tercih ettim. Belki de benim alanım da bununla ilgili diye düşünebilirsiniz ama Türk Dili Edebiyatı öğretmeniyim ben. Ama matematik dersi çalışan öğrencilerime de kitap okuyun diye terkinde bulundum. Şu anda tam o noktadayız. Yani sınav başarılarını aslında her seferinde şu sıralamadayız, şu sıradayız diye yorumlamak yerine yani benim şehrim için bir önerim var. Bizim kitap okumaya yönlendirmemiz gerekiyor çocuklarımızı. Çözümün burada olduğunu düşünüyorum. Diğer sıkıntıları aşarak. Türkiye geneline bakacak olursak. Bu yıl zaten pandemiyle birlikte çocukların okula gidişlerinde de çok ciddi sorunlar yaşandı. Ve tahmin ediyorum ki bu tamamen bir tahmin. Bu öğrencilerin sınıfta çok yakın oturmaması gerektiği, bu önemli bir bilgi biraz sonra söyleyeceğim şey. Mesafeyi koruyabilmeleri, sınıf düzenini sağlayabilmeleri için ikili öğretim veya sınıf öğrenci sayılarını azaltma gibi çözümlerden bahsediliyor. Biz öğrenci sayılarımızı, Türkiye'deki derslik sayılarımızı göz önünde bulundurursak mevcut durumda bunun yapılması çok, çok zor. Bu da demek oluyor ki eğitimin belli bir bölümü sınıflarda ki bence çok önemli bir bölümü de dijital ortamlarda yapılacak. Sınavlar falan mı dijital? Dersler de dijital ortamlarla desteklenecek ki pandemi sürecinde biliyorsunuz öğrenciler evde oturdular ki bizim bu süreçte yaşadığımız en önemli sorun şuydu Fatma Hanım. İnternete erişimi olmayan köyde, İşte o çocuklarımız ne olacak? Köyde evinde bilgisayar olmayan, internet olmayan, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımız, dezavantajlı da demek istemiyorum. Yani bunlara erişemeyen, ulaşım olmayan öğrencilerin maalesef eğitim alma hakkı da söz konusu olmadı. Bu bir tarafa şartları çok iyi olan, evinde her türlü imkanı olan çocuklar da daha önce böyle bir sistemde eğitim almadıkları için onlar da düzenli çalışma prensipleri, ders çalışma prensipleri, öğrenmenin tam gerçekleşmesi konusunda büyük sorunlar yaşadılar. Bunları da düşündüğümüzde eğer okullar
Tahmin edildiği üzere 31 Ağustos'ta açılma ihtimali olmazsa veya dijital destekleme söz konusu olursa, evet, eğitimle ilgili çok okumayı daha çok desteklememiz, okumaya yönlendirmemiz ama aynı zamanda bir eğitim politikası olarak dijital öğrenmenin nasıl gerçekleşeceği ve bu yönde nasıl hareket edileceği ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Çünkü çocuklarımız evet internette tanışıyor, evet hepsinin elinde, hı-hı, telefon var, evet sosyal medyayı kullanıyorlar ama düzenli ve prensipli evde ders çalışma yöntemlerini bilmiyorlar. Hı-hı. Eğitimdeki sorun okumaktan kaynaklanıyor. Diğer konuştuğum konularda bence bu yıl Türkiye'nin genelinde eğitimle alakalı politikalar da çok önemli. Eğer bir an önce tedbir almazsak genel olarak Türkiye genelinde başarı oranımız da düşecek. Evet. Ve öğrenmenin gerçekleşmesi de oldukça zor hale gelecek. Psikolojik etki de söz konusu. Tabii sonuçta ki. Değil mi? Pandemi süreciydi. Bunlar da tabii inşallah ben göz kendi ardı edilmez. Ben de şahsen bunu düşündüm. Kızımdan hep örnek vereyim, evet, size Fatma Hanım. Evet, evet, erken, evet, çocukluk öğrencisi anaokuluna gidiyor. Evet. Gitti, evet, cümlemizin başlasın, hı-hı, inşallah. Devam ettiği okul dijital ortamda ders vermeyi de oldukça, hı-hı, iyi başaran okullardan bir tanesiydi. Hı hı hı. Buna rağmen Bade oturup bilgisayarın başında ten tene dokunmadığı öğretmeniyle ders yapmakta çok zorlandı. Kesinlikle. Şimdi, hı hı, bizim çocuklarımızı önce buna adapte etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bununla ilgili ciddi bir politika üretilmedi. Hı hı. Ani bir şekilde yakalandık. O da tamam. Hı hı. Hani bunu, hı hı, eleştirmek çok kolay. Ama artık şu anda geleceğe dair tedbirli olmak, Eylül ayına kadar biz ne yapacağız? Hele bir o gün gelsin de bakalım ne olacak diye eğitim politikası üretilmez. Hı-hı. Bugünden ciddi çalışmalar yapmak gerektiğine inanıyorum. İnşallah. Çocuğunuz da temelci. Ben de okul öncesi öğretmenim ayrıca. Temel çok önemli. Çok, evet, önemli. İnşallah somut. YKS ile ilgili, evet, sonuçlarda da inşallah. İşte bu dönem etkiler mi sizce? Şöyle ben... Evet. Tabii ki etkileyeceğini, hı-hı, düşünüyorum, hı-hı, ama özellikle tercih süreçlerinde bu konuda bana da ulaşmıştı çünkü üniversiteye yerleşecek gençlerimizin, evet, o konudaki yönlendirmeleriyle ilgili, hı-hı, çok sıkı çalışmak gerekiyor. Şimdiden, evet, hepsine sonuçların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kalben, evet, yanlarındayım. Hadi inşallah, inşallah. Esum Hanım birkaç yorum daha alayım hemen. Ceveren Ceylan, iyi yayınlar diliyorum. Esum Başkan'a başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Esum Hanım Urfa'nın gururudur. Estağfurullah. Antep'in Fatma ablası varsa Urfa'nın da artık Esum ablası var demiş. Estağfurullah. Sağ olsunlar. Evet. Yani tabii Fatma Hanım kendi nevi şahsına münhasır bir insan. Evet. Urfa'nın ablası olma konusuna ama itirazım yok. İnşallah. Fatih Bacak benim oğlum bu arada. O da size kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler Fatih'ciğim. Mehmet Gören, Urfa'ya bir Fatma Şahin rakibi geliyor. Hadi hayırlısı demiş. Fatma Hanım Urfa'da değil, biz de rakip değiliz. Fatma Şahin'i çok hani Fatma Hanım halka hakikaten onu bir idol gibi görmüşler. Şöyle, adaşınız ben gerçi. Olarak evet. Fatma Hanım gerçekten geçmişte bakanlık düzeyinde çalışmış. Çalışmaları, evet. Kabiliyetli, hı-hı, ve kadın profil olarak baktığımızda kadın olarak Urfa, evet, komşu şehrimizde oluşuyla beraber oldukça dikkatimizi çekiyor. Seçim döneminde de çok karşılaştım, hı-hı, ben bu yorumlarla. Hı-hı. Hatta bir kanalda bir yerel yönetici adayı şey demişti, evet, böyle bir benzetme yapmayın, o bakanlık yapmış, Esum Hanım bakanlık mı yapmış diye böyle bir cümle kurmuştu. Ben de kendi aramızda konuşurken dedim ki sağ olsunlar böyle bir şeye layık görmüşler. Evet, evet. Ama tabii ki Esum abla olmak tercihim olabilir yani. Ya, herhalde biz de hep yorumlardan gördüğümüz kadarıyla takip ettiklerine göre hani Fatma Şahin'i o yönde işte Antep'te yakın bir ilde başarılarından dolayı takip ediyor. Tabii oranın da kendi içinde eksikleri var Fatma Hanımcığım. Evet. Yani ben yakın zamanda Antep çalıştığım için orada da Ertuğrul Bey il başkanımız oldu. Evet. Sizin vasıtanızda onu da tebrik etmiş olayım. Evet. Orada da sıkıntılar var ama en azından TEDAŞ o dönem müdürüne biz bu işin çözümünü istiyoruz. Luga yapma istemiyoruz, konuşma istemiyoruz. Ya çözeceksin ya gideceksin diye bir konuşması vardı Fatma Hanım'ın. Evet, canlı yayında. İşte öyle bir şey lazım bize de. Ya onu mu demek istiyorlar işte vatandaşlar bilmiyorum acaba? Bilmiyorum. İnşallah. İnşallah.
Şimdi bir sorumuz daha. Buyurun. Sorsak. Geçtiğimiz seçimde ilçe belediye başkan adayı oldunuz. Yapılacak olan bir seçimde milletvekilliği adaylığı mı yoksa belediye başkanlığı adaylığı mı? Bu konular böyle gündemde sizin aklınızda. Şimdi şöyle Fatma Hanımcığım, tabii ben bir partinin kurucular kurulu üyesiyim. Hı-hı. Ve Türkiye genelinde birçok ille bağlantımız var. Birçok yerde, hı-hı, çalışma yapıyoruz ama Urfa benim memleketim. Evet. Şu anda gündemimizde herhangi bir seçim de yok. Benim de şu ya da bu görevde, evet, olacağım ya da şu ya da bu pozisyon olursa olur, hı-hı, olmazsa olmaz gibi hiçbir konuşmam yok. Olmadı ve olmayacaktır. Öyle mi? Benim bildiğim, evet, ve yapabildiğim şey, hı-hı, hizmet etme konusunda istekli, hevesli ve bu yönde çalışma yapabilecek biri olarak görüyorum kendimi. Onun dışında kalan şey tamamen partimizin o süreçte ortaya çıkacak olayların, gündemin etkisiyle belirlenecektir. Evet. Bunu şimdiden konuşmak çok yanlış olur. Evet. Ama hani süreç nasıl gelişir, ne olur, o gün ne olur, bir görev verilir veya başka bir fikir gelişir, onları o zaman konuşalım. Şimdi ama Urfa diyorsunuz ve ülke, evet, için hem partimde, hı hı, hem şehrimde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağıma dair size ve sizin sayenizde ekranlardan izleyen herkese söz verebilirim. Hadi inşallah, inşallah. Bir diğer sorumuza geçmeye sorunum. Karaköprü Belediye Başkan adayıydınız. Yapılan hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi evet, Fatma Hanımcığım, tabii seçim döneminde yarış oldukça hararetliydi, öyle söyleyeyim. Evet. Ve o süreçte sadece ilçe belediyelerinde değil, büyükşehir belediyesinde de, ilçe belediyelerinde de, evet, hem iktidarın adayları hem muhalefetin, hı-hı, adayları çeşitli vaatlerde bulundular, projelerini, hı-hı, konuştular, yapacaklarını dile getirdiler. Evet. Hatta en son hatırlıyorum, Tugay ile ilgili böyle büyük bir park projesi vardı, hı-hı, göller vardı. Hı-hı. Bu tarz konuşmalar yapıldı seçim döneminde. Hı-hı. Ama biz çabuk unutuyoruz galiba. Üzerinden 1,5 ay geçti ve şu anda henüz projelerle ilgili bir hareketlilik olmadığını gözlemliyorum. Ben yanılıyorsam lütfen bu anlamda varsa bir çalışma, hani projelerin şu kadarı hayata geçti, şu kadarı şu vadede planlandı gibi bir açıklama duyarsak biz de en azından yanlışımızı düzeltmiş oluruz. Tabii belediyecilik ayrı bir iş. Vatandaşla kol kola, göz göze, diz dize hizmet ederek yapılması gereken bir görev. Seçim döneminde böyle bir göreve talip olduğum için, evet, daha da çok bu yönde fikrim oluştu. Fakat şunu söyleyeyim, hani bir altyapı oluşturan belediye başkanları vardır. Bir de temizlik, çiçek, çöp, hı-hı, temizliği ile ilgili çok böyle takdir gören belediye başkanları, evet, vardır. Gözle görünür kısmında çok ciddi sıkıntılarımız var, onu söyleyebilirim. Hı hı. Özellikle hani belediyenin önünden geçiyorum, belediyenin önünden. Orada çöp kokusu, çevrenin pisliği oldukça dikkatimi çekiyor. Şimdi hani önce kapının önünü süpürme, hı hı, olayı, var, olayı vardır, evet, aynen öyle. Şimdi baktığımda orada da sıkıntılar var. Hı hı. Yani eleştirmek çok tarzım değil. Ama bence Urfa halkı böyle hani başka gündemlerle, farklı siyasi gündemlerle veyahut da o konuları unutturacak konuşmalarla, muhtar evi açmakla gibi gündemlerle meşgul olmamalı. Evet. Ne söz verdiysek çıkıp ben bu projelerin şu kadarını yaptım, tüm belediyeler için söylüyorum bunu, iktidar ya da muhalefet belirtmeden hepsi için söylüyorum. Şu kadarını yaptık, şunu yapamadık, şu sebeplerden dolayı yapamadık, şu vadede yapacağız diye bir açıklamayı Urfa halkı hak ediyor diye düşünüyorum. Evet Asun Hanım. O zaman muhalefeti eksikliğini görüyor musunuz şu an Urfa'da? Ya şöyle, dün bir konuşma dinledim Fatma, evet, Hanımcığım. Bizim milletvekillerimizden bir tanesi, keşke, hı hı, karşımızda iyi bir muhalefet olsaydı da, hı hı, biz de mutlu olsaydık gibi bir cümle kurdu. Tabii
ta o dönemlerden başlayan, hatta şu anda da genel olarak Türkiye'de muhalif bir ses maalesef terörize edilerek, öteki diye suçlanarak, ya bizdensin ya da teröristsin gibi bir yaftayla yaftalanarak bir ötekileştirme politikası güdülüyor. Bu maalesef bir süredir yapılıyor ki biz seçim sürecinde bunun çok acımasızca hedefinde olan insanlardan biriydik. Muhalefet var Fatma Hanım. Oldukça da doğruları konuşuyor. Fakat muhalefetin konuştuğu doğruları yanlışa döndürerek ve falan parti zihniyeti, filan cephe zihniyeti gibi doğruları örtbas edip bunun dışında gündem oluşturmakta mahir bir güçle, bir erkle karşı karşıyayız. Siz onlara bu neden yapılmadı ya da bu niye eksik diye sorduğunuzda size çok o sorunuzla alakalı olmayan, üstünü örtecek cevaplarla mukabele ediyorlar. Bu muhalefetin olmaması demek değildir. Bu kendi yandaşını veya kendi karşıtını yaratarak kolay siyaset yapma yöntemlerinden biridir. Ben Urfa'da muhalefet olduğunu çok iyi biliyorum. Ama şunu da biliyorum. Vatandaşımız çıkıp muhalif olduğunu söyleyemiyor. Çünkü bir takım mahalle baskılarıyla. Korku mu var diyorsunuz? Korku yok ama bunu aleniyet haline getirmekte özgürce çekinme var. İnsanlar ne lüzumu var? Neden cephe açayım gibi tartışma konusu oluşturmuyorlar. Ama vatandaş muhalefetin en kalitelisini kendi arasında konuşurken yapıyor. Şu anda mevcutta siyasi partilerde de çok güzel muhalefet yapılıyor. Doğrular konuşuluyor ve gündem karartmalarına çok da güzel cevaplar veriliyor. Bence Urfa'da da muhalefet var. Ve muhalefetin söylediklerine cevap veremeyen, onları bir zihniyetle suçlayan maalesef yapılar var diyebiliriz. Evet Esin Hanım, teşekkürler. Rica ederim. Başta da belirttik aslında kadınlarımızı, kadınlara olan gerçekten hassasiyetinizi de gördük. Peki bu Şanlıurfa'da daha aktif olabilmesi için neler yapılmalı? Kadının mı? Evet, siyasete katılmasını. Eşlerinin cesaretlendirmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi, kadının ayakları üzerinde durmasıyla ilgili aile geleneğinde beslenmesi gerekiyor. Üçüncüsü, toplumun cesaretlendirmesi gerekiyor. Feodal bir yapıda. Yani ben biraz feodalitenin eskisi ama kadar olduğunu düşünmüyorum. Ama yine ama de hala hani kadın işi değildir. Evet. Ne gerek var? Evet, şimdi bu nereden çıktı? Hatta size çok kendimden bir örnek vereyim. Seçim sürecinde cinsiyet sebebiyle, yani kadın olduğum için olmaz, yapamaz, Urfa'da kadın olmaz gibi cümleler kuruluyordu başlarda. Ama sonra gençler, teyzeler, amcalar, her yaş grubundan, her kitleden, her kesimden o inançları çok çabuk değişti. Demek ki aslında cesaret edip bir kadınımızın ortaya çıkması bekleniyor. Ben buradan inanıyorum ki bu şehirde de, tüm Türkiye'de de çok güçlü kadınlar DEVA ile birlikte siyasete girecek. Ve o kadının siyasetten uzak kalmasını sağlayan sistemleri aşacağız diye düşünüyorum. İnşallah, çünkü örneğin ben de bir gazeteci olarak önce Allah Allah, bayan gazeteci olur mu Doğu'da? Tamam olur, neden olmasın? Artık var ama Fatma Hanım. Ama bu tepkiler hala olabiliyor. Zamanla geçer, şimdi, siz direnç yavaş gösterin. Yavaş 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 ne oldu? Şu anda kabulleniyor. Benim iki tane kızım var Fatma Hanım. İkisini de yetiştirirken değerlerini, kültürümüzü, inançlarımızı da onlara aktarmaya çalışıyorum. Ama bununla beraber bir cinsiyet mantığıyla değil, bir insan mantığıyla büyütmeye çalışıyorum. Kesinlikle. Bak işte bu çok önemli. Demek ki hepimiz bunu yapabiliriz. Çünkü toplumun %50'si kadınlardan oluşuyor. Yani, ve %50'sini yok saydığınız bir toplum güçlü olamaz. Kesinlikle. İnşallah aşıyoruz ama. Evet, aşacağız, aşıyoruz. Eskiye nazaran çok güzel. Ben anda de öyle önce düşünüyorum. Önce tepkiydi ama şu an gezerken sokakta da görüyorum. Çok çok iyi, evet.
İnşallah çok daha iyi daha olacak. Daha iyiye inşallah gidecek. Çok teşekkür ederim. Yani bunu şöyle düşünmeyin Fatma Hanım. Sadece Urfa özelinde düşünmeyin. Değil, hayır. Özellikle Güneydoğu, Doğu, öyle Doğu de bölgemizde biraz var size şunu söyleyeyim. Evet. Yok, feodal yapı diye de düşünmeyin. Hı-hı. Türkiye genelinde müracaatlara baktığımız zaman, hani 100 bin kişi müracaat etti dedim ya, DEVA teşkilatlarında çalışmak için. Batı'da da Var ama bu kadar değil. O kadar, şimdi müsaade ederseniz ben bir istatistik söyleyeceğim. Hı-hı. Oransal olarak birbirinden çok farklı değil. Kadın Türkiye'de siyasete girmek istemiyor. Sebepleri neler? Hı-hı. Bir, siyaset çok yorucu geliyor. Evet, İki, çok zaman ayırmak gerektiği düşünülüyor. Üç, bir annenin ve bir eşin bu kadar fazla zamanı eşinden ve çocuğundan feragat edip harcaması çok uygun bulunmuyor. Evet. Aynı zamanda da çok her zaman sempatik yaklaşmıyoruz. Muhalefette kirli yapılıyor, söylemlerde kirli ve bir kadın bu kadar zor bir ortama girme konusunda tedirginlikler yaşayabiliyor. Ama ben kadınlarımızın mücadeleci yapısına inanıyorum. İnşallah. Ben tüm bu olumsuz gibi görünen şeyler inançla ve dirayetle karşısında durulduğunda çok iyi karşılandığını ve ciddi bir ivme kazandığını, hatta zaman zaman siyasetin dilinin değiştiğini, kadının olduğu yerde siyasetin kültürünün değiştiğini de gördüm. Daha çok kadınımız siyasete girerse belki bu dil de daha çabuk değişir. Daha çok inşallah. Geçmişe nazaran değişti. Dediğiniz gibi daha da değişir. Bundan sonra inşallah daha iyi olacak inşallah. İnşallah temennimiz bu. Bir iki yorum daha alayım hemen Mesut Hanım. Mesut Çakallı, Karaköprü Esum Hanım gibi değerli bir insanı kaybetti. Gerçekten çok yazık demiş. Mehmet Şah Karahan, Esum Hanım Siverek'in sorunu çok, bu yüzden Siverek'i iyi bilen ve Siverek'te tanınan, halk arasında sevilen biri. Sayın Servan, Serman Karahan'dı. Tüm Urfa'da bunu bilir, tanır, bilin diye herhalde size belirtiyor. Evet. İbrahim Abu Mahmut, torpil kalkmadığı sürece Urfa değişmez demiş. Son yanımızda. Yani şöyle, liyakat esası sadece bizde değil her yerde sorun. Bizim bu konuda DEVA Partisi olarak en önemsediğimiz şey, bir görev varsa ve bu görev birine verilecekse, hem insani liyakatı, yani insan ilişkileri, ikili ilişkileri, toplumda saygın olması, iyi insan olarak tanımlanmasını önemsiyoruz. Bununla beraber tabii ki donanımını da önemsiyoruz. Evet. Ve Sayın Genel Başkanımız da söylüyor. Bizim teşkilatlarla ilgili talepleri aldığımızda ve karar verme aşamalarımızda hep internet üzerindeki müracaatları değerlendirerek karar verdik. Evet. Bu da demek oluyor ki DEVA Partisi adamcılık, kayırma, nepotizm gibi süreçleri atlatmış ve gerçekten hak edeni hak ettiği yerde görmek isteyen bir parti. Ahmet Tüysüz bu hassasiyetlerle seçilmiş bir il başkanı. Ahmet Bey gibi diğer 52 il başkanımız da herhangi birinin tavsiye tabii ki oluyor. Herhangi birinin temsili veya yeterli olmayan bir insan olmadı. Evet. 53'ü de birbirinden kıymetli. Dolayısıyla DEVA Partisi iltimas veya liyakatsızlığı bir tarafa bırakıp gerçekten hak edenin bir yere geldiği parti. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Hadi inşallah. Son olarak vatandaşlarımıza iletmek istedikleriniz var mı Esma Hanım? Şöyle Fatma Hanım, öncelikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yarın basın bayramı, bugün beni ağırlamış oldunuz. Ben basın mensupları benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Bana burada bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca şunu şey söylemek kaldı. Urfa istiyorum. Spor. Evet. Tamam. Madem öyle Urfa Spor'a döneyim. Aynen, zaten son şeyleri alırken. Evet Esma Hanım. Şimdi Sabahattin Cevher'i biliyorsunuz, benim seçime beraber girdiğim, çok sevdiğim bir abim ve o varken ben Urfa Spor konuştuğumda ben varken Urfa Spor konuşma diyordu. Evet. Allah'tan Sabahattin abi bugün burada değil, o zaman ben
Urfa Spor'la ilgili üzüntülerimi dile getirebilirim. Evet, evet. Bir marka kolay ortaya çıkmıyor Fatma Hanımcığım. Urfa Spor, Urfa'nın önemli bir markasıydı. Süreçleri, yaşananları anlatmaya gerek yok. Hatta bir dönem Urfa Spor yöneticileriyle bizim aramızda böyle bir anlaşmazlıktan dolayı da bir takım şeyler de oldu. Ama buna rağmen ben hep bu şehrin takımına eşimle beraber elimden gelen desteği vermeye çalıştım. Hatta eşim bu konuda çok daha yardımcı olan kişilerden biriydi. Şimdi geldiğimiz noktada bu şehrin zaten çok fazla bir marka oluşumu yok. Urfa Spor'un bugünkü durumu beni çok üzüyor. Seçim süreçlerinde saha gezilirken siyasi argüman ve bir oy potansiyeli olarak düşünülüp ziyaretlerde bulunuldu. Çok ciddi teveccühler gösterildi. Hatta hatırlarsanız üstünü başını yırtan insanlar oldu. Ve her seçim döneminde sanki böyle boynuna bir atkı takıp, sarı yeşil bir atkı takıp orayı ziyaret etmek bir ritüel haline geldi. Ben seçim döneminde Urfa Spor'u ziyaret etmedim. Çünkü futbol takımları siyasi partiler veya siyasetçilerle anılmamalı. Ne zaman anılmalı? Siyaset yani o seçim süreci bittikten sonra oraya sahip çıkılırken herkes elinden geleni yaparken gidilmeli, ziyaret edilmeli ve destek olunmalı. Biz tam tersini yaptık. Mevcut durum beni çok üzüyor. Çözümüyle ilgili çok uzun konuşmalar yaptık. Birçok kişi aradı. Bu arada deplasmana gidilemediği durumlarda biz de karınca kararınca yapmaya çalıştık bir şeyler ama o süreçlerde bu yardımlarla kurtarılabilecek bir durumda değil artık Urfa Spor. Bununla ilgili çalışanlar ve bu işte fikri olanlarla da sohbet ediyorum. Üzüntü duyuyorum Fatma Hanımcığım ama Urfa Spor taraftarlarını bir Urfalı olarak buradan selamlıyorum. Seçim döneminde gelmedim ama şimdi sarı yeşil atkı takabilirim yani benim için seçim dönemi bittiğinden dolayı. Şu anda da seve seve gururla takarım ama keşke takımımız bu vaziyette olmasaydı. Keşke. Gerçekten Şanlıurfa'nın üzüldüğü kanayan yarası. Türkiye genelinde liglerde ve il takımlarında sıkıntı var Fatma Hanım. Sadece borcu olan takım Urfa Spor değil onu da söyleyeyim. Ama çok farklı yöntemlerle takımlarına sahip çıkıyor iller. Biz onu tam olarak başaramadık galiba. Evet. Başka belirtmek istediğiniz çok şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese selamlarımı iletiyorum. Çok çok teşekkürler. İnşallah Urfa'da ve tüm Türkiye'de deva yeni deva damlalarıyla çok büyük bir denize, bir göle dönüşecek. Ve Türkiye siyasetinde ve Urfa siyasetinde dili başka olan, söylemi başka olan, kadınları daha fazla olan ve geleceğe umutla bakan gençleri ve yarının çocukları için iyi bir gelecek hazırlayan bir parti olduğumuzu umuyor ve düşünüyorum. Bu vesileyle bizi izleyen herkese selamlarımı iletiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Herkese hayırlı geceler.